Merhaba arkadaşlar, ben Zahid. Aragami'ye 6. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde Yamiko'nun avlanırken kullandığı kemik silahını almıştık. Bu bölümde maceramıza devam edeceğiz. Aslında bu kısmı bir önceki videomuzda da göstermiştik. Ama yeniden buradan bir giriş yaptı. O zaman bu konuşmayı bir daha tekrarlayalım. Yamiko tekrar şehre bakıyor. Evet, what is this place? Burası neresi? Bilmiyorum. Ama eminim ki benim halkım yapmadı. O zaman kim yaptı? Kaio mu? Büyük ihtimalle bu çirkin şeyi şehrimin önüne koyarken ne düşünüyorlardı acaba? Ama çok büyük. Savaştan önce, yoksa sen kaç yıldır hapistesin? Keşke söyleyebilsem. Yaptıkları kirli büyü sebebiyle sanırım uzun zamandır uyuyorum. Umarım er geç bulacağız. Mausoleum of the Fallen, yani Fallen Müslümanları. Şaka şaka. Fallen mozolesi. Şimdi burada sevgili arkadaşlar, Kurosu buralarda gizli bir girişin olduğunu söylüyor. Burayı sevmedim. Çabuk olalım, olur mu? Her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki gizli girişi bulacağız ama önce buraları bir temizlememiz lazım. Yarmacıkları öldüreceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Gizli geçidi bulacağız. O zaman bu mozolenin yapılmasında yardımın oldu mu? Mozoleyi buradaki arkadaşlar mı yaptı acaba? Bunlar hem asker hem amele miydi? Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Şimdi öncelikle şunları dediğim gibi bir temizleyeyim. Şöyle köşeye geçtim ki diğer çocuklar görmesin bunu. Kestiğimi. Aa, bunun kolunda ışıklı şey vardı, arması vardı. Şu ana kadar 6. bölüme kadar böyle bir şey fark etmedim. Diğerlerinde var mı yok mu bilmiyorum. Daha yeni fark ettim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz şu ufacık dere bizim boğulabileceğimiz bir dere. Koskoca Ninja Aragami burayı geçemiyor maalesef. O yüzden o suya girmeyeceğiz. Önce şu en zayıf olanlardan başlıyorum. En etkisiz, faydasız elemanlardan. Durup onları heyecanlandırmayayım zil çalıp. Evet, gizli geçidi arıyorum ama maalesef henüz bulamadım. Maalesef bulamadım. Şimdi buralardan bakıyorum işte, üst kata çıktım. Hala aynı yerdeyim. Şöyle şurada da maalesef yok. Buradan güzel bir fotoğraf çıkar ama gizli geçit çıkmaz. Şimdi ne yapacağız, ne yapacağız? Şu karşı tarafta da olabilir. Şu kutunun içine bakmadım. Karşımdaki. Oraya da bakarım. Ama bu tarafta olması bence daha mantıklı olurdu. Çünkü burası pek gizliye benzemiyor yani. Çok belli gibi. Burada bir tane de demin adam vardı. Onu da kellesini uçurmuştuk. Siz de görmüştünüz. Bakalım giriş buradan mı? Şöyle yukarı çıkmam lazım. Her zamanki gibi zorlanıyorum. Evet, buradan bir giriş var. Gizli geçit burası mıymış? Aman Allah'ım, çok zordu gerçekten. Yine burada dikkatli olmamız lazım. Yerin altında olmamıza rağmen adam çıkabilir. Bakın, ölüler, kemikler. Aslında burada duranlar fazla yaşamıyor. Şöyle bakalım, 11 metre, 15 metre bayağı bir parşömen var. Tabii daha oyunun başı hiç almadık. Onları da alacağız. Aha, da kafamıza taşlar yağıyordu. Şimdi şu parşömeyi alalım. Sonra yolumuza devam edeceğiz. 4 tane olmuş. 5 tane olunca yeni bir şeyler yapacağım kendime. Yeni bir öldürme tekniği kazanacağım. Kafamda bir şey var ama sürpriz olsun size de. Şimdi ilerlemeye devam edeceğiz. Burada bir kılıç var. Ama önce ben bir geriye gideyim. Şöyle yukarı çıkılabiliyor mu? Gizli geçit. Biz şu yukarıdan, bu taraftan indik. Aynı şekilde çıkmayı bekliyorum. Merdiven koymamışlardır herhalde gizli geçide. Buradan devam edelim. Evet. Tıpkı tahmin ettiğim gibi. Şimdi burayı hatırladım. Burası arkadaşlar yine Çok 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 büyük bir yer. Burada da bayağı bir keseriz. Şöyle elemanları bir uyandıralım. Neredesiniz? Hemen yok. Kunai yapacaktım da vazgeçtim. Kunai burada gerek yok harcamaya. Hemen bunun da ölüsünü alalım. Şimdi evet, bu kılıç sesleri yine adamlar fark etmiyor bu kılıç seslerini. O yüzden problem yok. Dediğim gibi burası çok büyük arkadaşlar. Burada sıkıntı var yani. Her yerden adamlar bizi görebilir, bakın üstte. Okçular, mokçular, bayağı bir kalabalık. O yüzden buraları bayağı bir kesebiliriz. Nasıl olsa hepimiz biliyoruz ki biz buradan sağ salim çıkacağız. Böyle bir saklanalım. Evet, kafasındaki hala sarı. Biz görmedik. Bak mesela oradaki adamın cesetini almasaydım bunlar hemen boruyu öttürürlerdi. Ama aldım. O yüzden problem yok. Geri gidiyorlar. Tekrar çağırmam lazım. Şşş. Hayırdır birader? Sana ne oluyor? Bu nereden çıktı şimdi? Bakın bunu işaretlememiştik. Eğer diğerlerine dalmak için böyle gelseydik burada ölecektik. Evet, Aragami. Kurosu'dan yeni haberler var. Merkez oda bu kapıların hemen ardında. Ortada bir kapı var. Bizim o kapıyı geçmemiz lazım ama ışık bariyeri yüzünden kapalı. Enerjisini 4 tane küreden alıyor. Farklı odalara dağıtılmış. Ateş, hava, su, toprak. Toprak mı? Evet, zoruna mı gitti? Şimdi tılsıma ulaşmamız için hepsini yıkmamız lazımmış. Biz de ne kadar rahatlatıcı dedik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hala aynı yerdeyiz arkadaşlar. Ufak ufak kesikler atıyoruz. Çünkü ben bayağı bir zaman kaybediyorum. Gris oyununu tamamen full yayınladım. Ama bunu kesiyorum. Dedim acaba keşke kesmese miydim bunu da en başından. Başta kestiğim için şimdi de aralarda kesiyorum. Yoksa şimdi evet, hiç ışığı gördün mü reis? Yine konuşuyorlar. Tabii ki de ne? Her sene familyamı toplayıp giderim. Unutulacak şey değil ki. Unutulacak şey mi? Böyle diyoruz. Peki başkan, bu nasıl çalışıyor? Yani böyle hayvan gibi ışık var. Nasıl oluyor bu işler? Zannediyorum dedik, merkezde bir kule var. Aktif olduğunda çok tehlikeli olmalı dedi. Hey, orada kim var? Şimdi keşke üçü birden gelseydi ya. Üçünü öldürmek istedim ama şu ana kadar üçlü combo yapamadık. İkili yaptık Şinen'de ama üçlü öldüremedik. Hala kafasında turuncu işaret var. Bayağı uzun sürdü. Hayırdır inşallah. Şimdi tekrar. Aa, bunlar da sarı. Öyle bir şey olmamıştı. Bak beyazdı, ben geldim hemen tekrar sarı oldu. O zaman Şinenimizi yapalım. Bakalım fark edecek mi kılıçlardan. Şimdi adamların kılıcını almıyordu büyük ihtimal. Evet, kılıçlardan yo, fark etmedi. İşte böyle de angutlar arkadaşlar. Hiçbir şey fark ettikleri yok. Oo, şurada da adam varmış. Yine niyazi oluyorduk ama gördük tabii ki. Yukarıda da okçu var. Bakın burası çok kalabalık. Maalesef. Evet arkadaşlar, çok uzamasın diye araları kestik. Şimdi oyunumuzun, bölümümüzün daha doğrusu sonuna geldik galiba. Çünkü bayağı uzun sürdü, 1 saat sürdü. Evet, en sonunda. Hadi al da gidek. Al da gidek buradan. Ama dur, ben daha konuşacağım. Ben daha hayaller kuracağım. Görülerim olacak. Bak, bebeğimizin sahibi şu herifmiş. Şeylerde, işaretlerde birbirine uyuyor. Anlamı neyse acaba. Şimdi ne oluyor? Bu Hyo'yla ilk karşılaşmamdı. Bebeğimi ormanda kaybetmiştim. O buldu. Karşısına çıkmak istedim. Ama o Takutan'ın lideriydi. Takutaka'nın. Babam gibi. Hyo, ne oldu? Boş ver. O güçlü görünüyordu. Öyleydi. Kaio'nun istilasına karşı koydu. Savaştan kurtulduğunu duydum ama 2 tane Kaio askeriyle karşılaşmış. Başarabildi mi bilmiyorum. Yamiko. Hissettin mi? Ne oldu? Ne hissettik? Evet. Işıklar, kuleler. Bu bahsettiğimiz merkez burası arkadaşlar. Tuzak. Aragami. Buradan görmüş olduğunuz gibi zıplayacağız, zıplayacağız, zıplayacağız ve en sonunda bu odaya gelmeye çalışacağız. Evet. Bu ışıklar çok tehlikeli. Şimdi yukarıya çıkmam lazım. Çık. Keep climbing. Tırmanmaya devam et. Tekrar yukarı nasıl çıkacağız? Hadi. Güzel. Güzel, burası rahat. Buradan yavaş yavaş. Şu kafamızı kesmez herhalde. Evet, şu kapı. Şuradan gidek. Atla be. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Odaya girdik. Oo. Işık fena halde yayılmaya başladı. Çok yakındı. Evet, bir duvar. Bu ışık, gitmemiz lazım. Herkes görmüş olmalı. Harekete bak ya, minibüs şoförü sanki. Ama burada konuşacağız. Aragami, sen ne yapıyorsun? What are you doing diyecek. This is bu. Evet, bir işaret var. Yazılar mazılar. Japoncam biraz arkadaşlar zayıf. O yüzden orayı çeviremedik. Kılıcımız. Karşımızda Hyo. Bize doğru geliyor. Kocaman bir kapı. Ve ardında böcek. Böcek. Kafamızı sallıyoruz. Oh, kafam. Ne oldu? Savaş, Niisoku ve Kaio. Yolun sonuydu. Ne diyorsun be? Her şeyin bir sebebi olmalı. Bu görüler savaş hakkında önemli bir şeyi ortaya çıkarıyor ama anlayamıyorum. Savaş. Evet, savaş dedim değil mi? Bu hatıralar savaşla alakalı, bu topraklarla alakalı. Bunlar birinin geçmişi olmalı. Tıpkı seni gördüğüm anılar gibi. Bunlar şeye ait olmalı. Kim olabilir? Bir tahmin yapayım mı? Yapabilin mi? Kaio generali. Kaio ordusunun lideri. Kaio generali. Bu görüde Hyo'yu gördüm. Ön saflardaydı. Tıpkı sana söylediğim gibi. Mantıklı. Sen bir Aragami'sin nihayetinde. Yamiko. Sen intikam için varsın. Ritüeli gerçekleştiriyorsun. Halkımın intikamını alması için, birinin gelmesi için dua ettim. Bu duama kulak verdin. Kaio'nun generali hedefimiz o. Beni, halkımı mahveden o. İntikamımızın hedefi o. Hedef, o zaman bu anılar onun mu? Ben ona mı bağlayayım? Bunun anlamı, benim amacım seni kurtarmak değil, onu öldürmek galiba dedik. Sonra bıdı bıdı. Evet, gitmemiz lazım. Shit. Koşuyoruz ve bölümümüzün sonuna geliyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.